Ahmet Necdet Sezer aslında kimdir? 10. Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa Mahkemesi açılış konuşmasında demokrasi vurgusu yapıyor. Cumhurbaşkanının sınırsız yetkilerine rağmen denetlenemez bir kurum olmasını eleştiriyordu. Kendisini Cumhurbaşkanı olarak öneren Bülent Ecevit'le ise yıldızı hiç barışmadı. Sezer'in Ecevit'e fırlattığı anayasa kitapçığı büyük bir ekonomik krize neden oldu. Bedelini tüm Türkiye olarak ödedik. Ahmet Necdet Sezer neredeyse hiç gülmedi, güldürmedi de. Herkese merhabalar. Bugün size Ahmet Necdet Sezer'i anlatacağım. Kendini sol muhalif CHP'li olarak tanımlayan medya yüzlerinin efsane gibi anlattıkları dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer aslında kimdir? En dürüst, en tarafsız, en adaletli, sonunda da en Atatürkçü ilan edilen Ahmet Necdet Sezer'i olgularla anlatalım. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimleri 12. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerine kadar hep çok sancılı geçti. Çok fazla yakın tarihe girmeden Ahmet Necdet Sezer nasıl Cumhurbaşkanı seçildi anlatalım. Ahmet Necdet Sezer'in 10. Cumhurbaşkanı olması ilginç olaylar silsilesini takip etmişti. Hükümetteki koalisyonun başbakanı Bülent Ecevit, Süleyman Demirel'in tekrar Cumhurbaşkanı olması için bir ara formül arıyordu. Bir anayasa değişikliği yapmaya çalışmıştı. İlginç bir şekilde merkez medya ve sermaye de aynı fikri destekliyordu. Ancak 5 artı 5 formülü de denilen anayasa değişikliği meclisten geçmedi. Bugün Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen 5 partinin genel başkanları olarak çok önemli bir olay için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili başvuruyu 5 partinin genel başkanları olarak birlikte imzalayacağız. Böyle bir olay şimdiye kadar çok partili demokratik yaşamımızda görülmemiştir. Zaman daralmıştı. Son dakika formülü ile tüm partiler Ahmet Necdet Sezer isminde uzlaştılar ve Sezer 3. tur oylamada 330 oy alarak 10. Cumhurbaşkanı seçildi. Bir yıl önce Anayasa Mahkemesi açılış konuşması haricinde basının, hatta onu aday gösteren siyasilerin bile çok yakından tanıdığı bir isim değildi Ahmet Necdet Sezer. Anayasa Mahkemesi açılış konuşmasında demokrasi vurgusu yapıyor. Cumhurbaşkanının sınırsız yetkilerine rağmen denetlenemez bir kurum olmasını eleştiriyor ve parlamentoya yapılan vesayet baskılarını eleştiriyordu. 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, resmi biyografi bilgilerine göre 1942 yılında Afyon'da doğmuş, 62 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl hakim adayı olan Ahmet Necdet Sezer, Dicle ve Yerköy'de hakimlik yaptı. Daha sonra Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı. 1983'te Yargıtay üyesi oldu. 1988'de Kenan Evren tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine asil üye olarak atandı. En genç asil üye oydu. 1998'de de Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Sezer'le ilgili tarihte çok az bilinen, belki de yaptığı en olumlu iş, Dicle'de hakimlik yaparken 1960 darbesinde Demokrat Parti'ye yakın olduğu gerekçesiyle sürülen ve mallarına el konulan 55 aşiretten biri olan Ensarioğlu aşiretinin açtığı davada malların iadesine karar veren hakim olmasıydı. Bu kararla bölge barışına ciddi katkısı oldu. Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı dönemi her açıdan iki farklı dönem olarak hatırlanacak olaylara sahne oldu. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Birinci dönemdeki Ahmet Necdet Sezer'i anlatalım. Cumhurbaşkanlığının ilk iki yılında resmi resepsiyonlara vekillerin başörtülü eşlerinin katılmasını sorun etmedi. Kendisini Cumhurbaşkanı olarak öneren Bülent Ecevit'le ise yıldızı hiç barışmadı. 3 Devlet Bankası'nın özelleştirilmesini öngören kararnameyi de veto etti. Ancak en büyük problemi 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Toplantısı'nda yaşandı.
Sezer'in Ecevit'e fırlattığı anayasa kitapçığı büyük bir ekonomik krize neden oldu. Bedelini tüm Türkiye olarak ödedik. Bugüne de Kara Çarşamba ismi verildi. Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçirmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görünmedik bir davranışta bulundu. Ya kendisine aynı üslup içinde yanıt bulunacaktım veya terk etmek zorunda kalacaktım. Onun için toplantıdan çıkmayı tercih ettim. Birinci dönemdeki Ahmet Necdet Sezer, kırmızı ışıkta makam aracını durduran, market alışverişini kendisi yapan, Çankaya Köşkü'ndeki personel sayısını azaltan, köşk bütçesinden arttıran Cumhurbaşkanı olarak hafızalara geçti. Gülerken hiç görülmedi. Ahmet Necdet Sezer'in ikinci dönemi kaba tabirle katı laikliğe geçiş dönemi olarak da adlandırılabilir. AK Parti'nin tek başına hükümet olması Ahmet Necdet Sezer'in Çankaya resepsiyon kurallarını değiştirmesine neden oldu. İlk büyük icadı eşsiz davetiye oldu. İlk iki yıl Cumhuriyeti yıkmayan örtülü eşler daha sonra yıkabilir kategorisine alındı. Çankaya Köşkü kamusal alan ilan etti. Hiçbir gazete ya da televizyona özel röportaj vermedi. Tuncay Özkan'ın o dönem ulusalcı televizyon olarak bilinen Kanal Türkiye hariç hiçbir davete katılmadı. Yalnızca 48 kez yurt dışına çıktı. Hiç tatil yapmadı, hiç frak giymedi, neredeyse hiç gülmedi, güldürmedi de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gönderilen 67 anayasa değişikliğini veto etti. Kenan Evren'in rekorunu 3'e katladı. AK Parti hükümetinin ve başbakanlığın kurumlara atamalarını onaylamadı. Hatta ataması öneren isimler için kapıcılara kadar soruşturma yaptırdı. Onun döneminde tam 2000 kurum vekaleten atanan isimlerle yönetildi. Görev süresinde yaptığı özel aflar ve rektör atamaları tam bir skandaldı. 261 mahkumu affetti. Bu 261 mahkumun 172'si çeşitli terör örgütlerine üyeydi. Ahmet Necdet Sezer'in affettiği bazı teröristlerden örnekler verelim. Hüseyin Fevzi Tekin, DHKPC'nin Sözde Tepe ismiydi. 1993'te cephanelikle yakalandı. Hüseyin Fevzi Tekin'in yanında 10 adet silah vardı. 98'e kadar hapis yattı, 98'de tahliye edildi. 99'da Fatih'teki bombalı bir saldırıyı düzenledi. Yakalandı, tutuklandı. Sezer'in affıyla serbest kaldı, Yunanistan'a kaçtı. Sonra ne oldu? 2015 yılında DHKPC'li iki teröriste Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a savcı Mehmet Kiraz'ı öldürün talimatını verdi. Hani biz de sizi seviyoruz diyen medya mensupları duysun bu cümleyi. Savcı Kiraz makam odasında şehit edildi. Bir başka terörist de Mustafa Demirer. 1991 yılında emniyet müdür yardımcısı olan ve terörle mücadelede büyük adımlar atan Şakir Koç ve onun makam şoförü, polis memuru Vedat Dilmaç'ın katillerinden biridir. İki kişiden biridir. Şehit Şakir Koç'un vücudunda 14 mermi izi bulunmuştur. Bu Mustafa Demirer aynı zamanda 52 kanlı olayda da parmağı olan bir teröristti. 2003 yılında Sezer'in affıyla serbest kaldı. Ökkeş Karaoğlu, DHKPC'li polis araçlarına silahlı saldırı ve jandarma karakoluna baskın yapan bir teröristti. Aftan yararlandı. 2005'te güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi. Yine Sezer'in affettiği bir başka terörist Mürşit Aslan PKK'lı 91 yılındaki çatışmada sağ ele geçirildi. Ömür boyu hapis cezası aldı. 2001 yılında Sezer tarafından affedildi. 2016 yılında PKK için haraç toplarken yakalandı. Bunlar yalnızca birkaç örnek. Daha pek çok terörist Sezer affıyla dışarıya çıktı. Bir de çok çarpıcı rektör atamaları var Sezer döneminden. 2005 yılında Kastamonu Üniversitesi'ne Ahmet Necdet Sezer tarafından atanan rektör Bahri Gökçebay rektörlük seçimlerinde yalnızca bir oy almıştı. Bahri Gökçebay 2011 yılında görevinden istifa edip CHP'den milletvekili adayı oldu. Bahri Gökçebay ile birlikte aynı seçim yarışına giren Mustafa Safran ise en yüksek oyu almıştı. Ancak
Safra o zamanki hükümetin Milli Eğitim Müfredat çalışmalarına yeşil ışık yaktığı için Sezer tarafından üstü çizildi. Nepotizme de bir destek vardı rektör atamalarında Sezer. Kocaeli Üniversitesi rektörlüğüne atanan Sezer Şener Komsoğlu, rektörlüğü eşi Baki Komsoğlu'ndan devraldı. Yeni rektör CHP'li eski bir bakanın kızıydı. Rektörlüğe atanmadan önce iki kez CHP'den, bir kez de Demokratik Sol Parti'den milletvekili adayı olmuştu. Başka tuhaf rektör atamaları da vardı. Uşak Üniversitesi rektörlüğüne 60 oydan 19'unu alan Adnan Şişman'ı atadı Sezer. Kırşehir Ahevran Üniversitesi'ne ise 72 oydan 11'ini alan Selahattin Salman'ı atadı. Giresun Üniversitesi'ne de 41 oydan 8'ini alan Osman Metin Öztürk'ü rektör olarak atadı. Sezer'in atadığı rektörler hiç konuşulmadı. Hatta Samsun'daki rektör atamalarını protesto eden akademisyenler gözaltına alındı, tutuklandı ve bazılarının işine son verildi. Sezer'in atadığı rektörlerden biri Baykal'ın eniştesiydi Ural Akbulut. Biri de Sabih Kanadoğlu'nun damadıydı Fazıl Necdet Ardıç. Ahmet Necdet Sezer seçildiği dönemdeki herkese eşit mesafedeki hukukçu kimliğini AK Parti'nin iktidar olmasıyla birlikte bir yana bıraktı. Katı laikçi, uzlaşmaz tutumu, yürütmeyi durdurmaya yönelik tavırlarıyla hafızalara kazındı. Cumhuriyet yürüyüşlerine verdiği örtülü destek, Danıştay saldırısı sonrası hükümeti işaret eden suçlayıcı konuşmaları, E-Muhtıra'ya karşı desteği unutulmadı. Cumhurbaşkanlığından emekli olduktan sonra Gölbaşı'nda kendine ait villada hayatını idame ettiren Ahmet Necdet Sezer'i uzunca bir süre meydanlarda, ortalarda görmedik. En son ne zaman göründü kendisi? Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları sabaha kadar açık diyerek darbe iması yapan Anayasa Mahkemesi üyelerinden Engin Yıldırım'ın paylaşımını Ankara'nın kurtuluşunu kastediyor diye bir bahane ileri sürdü. Ahmet Necdet Sezer'i başka nerede gördük? Bir hafta kadar önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Yılın Atatürkçüsü ödül töreninde bir konuşma yaptı. Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'i sahneye davet ediyorum. Ahmet Necdet Sezer, gülmeyen ve güldürmeyen adam. Cumhurbaşkanlığı makamında ülkenin 7 yılını kaybettiren adam. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.